Selamlar, yeni bir yayında yine karşınızdayız. Ben ve arkadaşım Ali Hakan Muştu çayını tostunu aldı, karşıma oturdu. Tek kişilik dev kadro olarak yayınımızda bugün yine Türkiye'de, dünyada olan biteni arayacağız. Tabii ki önce bana gelen telefonlarla başlayalım. Biliyorsunuz bir gün yayın yapıyoruz, ertesi gün ne kadar telefonlar çalmak, durmak bilmiyor yani. Acı acı çalıyor. Dün telefonum acı acı çaldı. Karşımda Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras. Biliyorsunuz Yalıkavak'taki ve Bodrum'un her yerindeki Türkbükü Yalıkavak'taki yol çalışmalarından bahsetmiştim. Dedi ki biz yapmıyoruz ama dayağı biz yiyoruz, alıştık bunu dedi. Kim yapıyor dedim. İşte MUSKİ geliyor dedi. İşte Muğla Büyükşehir Belediyesi geliyor dedi. Eğer burayı kazmazsak dedi İşte elektrikler kesilecek diyor. Peki kazın diyoruz dedi. Bilmem ne geliyor dedi. Onun denetlemesini zaten Dünya Bankası'ndan para almışlar. Onlar yapıyor. Bilmem yani dedi, bizde suç kabahat yok dedi. Peki ya bir görüntü göstereceğim şimdi. Ahmet Bey de izliyordur nasıl olsa. Artık o da bizim bir izleyicimiz olmuş. Bakın burası Yalıkavak'a giren yol. Burada bir tane müteahhit gelmiş. Burayı kazmış, tamam mı? Boruları da döşemiş, gitmiş. Yarın öbürsü gün bayram başlıyor. Burası Bodrum'un en pahalı, var yani Yalıkavak Marina, çöktüler, çökecekler. Yani gelin Yalıkavak Marina koyun. Bütün oligarklar orada yani. Muhtemelen Bodrum 9 günlük tatilde full olacak değil mi? Bakın kaç kilometre dedi böyle 500 metre falan. Yani bir tane şuraya şey koysan, kamyon koysan, 5 tane de işçi olsa yarım günde halledecekleri bir şey. Ama abicim Türkiye'de kimse de sorumluluk yok yani. Burası kimin şimdi bilmiyorsun. Ahmet Aras diyor ki bizim sorumluluğumuzda değil. Öbürü diyor ki orası karayollarının sorumluluğu. Orası diyor ki Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğu. Bakar mısınız? Bak çalışan da yok ha. 2 tane adam orada bir şey yapıyorlar yani. Normal şartlarda bunu böyle bir saatte bitecek bir iş yani. Koy oraya 50 işçi, bir saatte bitecek bir iş. Fakat abi umursayan var mı? Yok. Yarın binlerce insan mesela buraya gelecekler. Bu kilometrelerce şey olacaklar ve de Ahmet Aras'ı anacaklar yani, Bodrum Belediye Başkanı. Diyecekler ki ulan bizi niye bayramda böyle bir noktaya getirdiniz diye, ama Türkiye'de müteahhitin dediği olur biliyorsunuz. Öyle değil mi Muştu? Müteahhitler yönetiyor abi. İşte o siyasetçiyi bu siyasetçiye devrediyor. Bugün Özgür Özel açıklama yapmış. Diyor ki öyle kral öldü yaşasın, yeni kral yok diyor. Biz diyor müteahhitlere böyle şey devreder gibi kendimizi teslim etmeyeceğiz diyor. Ya ve işte al. Getir bir daha göster görüntüyü. Müteahhit kazıyor, kapatıyor, gidiyor. Ya baba bir dakika, bayram geliyor, binlerce insan yola çıkmış, buraya geliyorlar, milyar dolarlık tekneler duruyor, Rus oligarkları yağmış, bilmem ne olmuş. Sen bir için zaten Gümüşlük tarafı da kapalı ha bu arada, orası da böyle yol çalışması var, burası da yol çalışması var. Birisi de demiyor ki ya arkadaşlar bir durun ya, bayram geliyor, tamam yap, bayramdan sonra yap, hadi yaptın dur üzerine asfalt yapayım. Yok, sorumluluk yok abi, hiç kimse de. Müteahhittir abi, yapar ya. İşte Türkiye'ye dair şeyler. Dörtlüğü yaktığın zaman arabada her şeyi yapabilirsin. Temin ortasında durabilirsin, köprüde durabilirsin. Gelip birisi sorduğu zaman diyorsun ki dörtlü yanıyor. Ha diyorsun tamam abi, dörtlüler yanıyormuş ya adamda. Göremedik onu yani hani. Ya da işte müteahhitsen istediğin yeri kaz, istediğin yeri kafana göre kapat. Soran yok, ceza kesen yok. Kesse ne olur, kesmese ne olur. Şimdi mesela müzik yasağı geliyor değil mi? Müzik, yüksek desibelli müzik yasağı var. Kaç lira ceza kesiyormuş? 600 lira. Adam geliyor zabıta, 600 lira para cezası kesiyor. Diyor ki yetmez, 3 tane daha kes diyor. Keser değil, git bakalım diyor. Çalmaya devam ediyor yani şeyde. Niye? Dönüyoruz dolaşıyoruz her şeyde. Abi hukuka dayanıyor. Bütün hikaye hukuka dayanıyor. Hukuk olmadığı zaman her şey guguk oluyor. Türkiye'deki durum biraz o ya. Her şeyi buna bağlayabilirsiniz biliyor musun? Sağlıkta şiddet. Şimdi sen ne kızıyorsun? Fahrettin Koca'yı dövüyorlar. Niye Fahrettin Koca'yı dövüyorsun? Adam dedi ki ben dedi sağlıkla ilgili yasa çıkartmak istiyoruz. İşte bunları katalog suçu alacağız. Aldılar. Uyguluyorlar mı? Uygulamıyorlar. Niye? İşte geliyor yakıt, kravat takmış, bilmem ne ceket giymiş. Serbest ve zaten doktoru dövüyor canım. Bu ne ki? Fıtratında var falan diyorlar. Bunu engelleyemiyorlar ama çok güzel yasak getiriyorlar. Bak bunun da hakkını verelim. Şimdi hükümeti şey yapmayalım. Hep böyle olumsuz yönlerini konuşmayalım. Hep böyle yani burası şey değil yani böyle ah bah işte onlar şunu yapamıyorlar. Bak şahane yasak getiriyorlar. Tak diye yasağı koyuyorlar bir şey olduğu zaman mesela. Şimdi mesela hemen Radyo Televizyon Üst Kurulu Konya Şehir Hastanesi'nde meydana gelen silahlı saldırı olayına ilişkin yasağı getirmiş hemen. Görsel, sosyal medya ve internet ortamında faaliyet gösteren ben, Nevşin. Şimdi Nevşin sabahleyin yazıyor. Bu konuyu bahsediyor muyuz, bahsetmiyor muyuz? Dedim vallahi bilmiyorum Nevşin. Haberin olursa bana da söyle. Ama anladığımız kadarıyla Rütük kararıyla Konya Şehir Hastanesi'nde bir kişinin silahıyla gelip bir doktoru öldürdüğünü haber yapamıyoruz. Bu haberi yapmamız yasaklanmış. Sadece doktoru öldürdüğünü değil, yanındakini öldürdüğünü de haber yapmamız yasaklanmış. Ve bu konuyla ilgili çeşitli protestolar var, eylemler var yani iş bırakma eylemleri var. Bunları da haber yapmamız yasaklanmış. Yani anlayacağınız bir tane manyağın annesi işte vefat ettikten sonra gelip bunun öcünü tecrübeli, liyakat sahibi bir doktoru öldürerek almasını biz artık haber yapamıyoruz. Bu yasak. Çok güzel yasak koyuyorlar bak. Sezar'ın hakkını Sezar'a verelim yani. O yüzden de sizlere bu konuyla ilgili gelişmeleri anlatamıyoruz. Adamın kendisini de öldürdüğünü anlatamıyoruz. Sonrasında CHP'den gelen tepkileri söyleyemiyoruz. Neden? Yasak. Yasak da üstüne yok abi. Anında koy yasağı. Zaten yasak koyduğuna çok güzel oluyor. Her şey rahat. Aa. Bak okullar kapalı. Şimdi Milli Eğitim Bakanı'nın bir derdi var mı? Kafası rahat abi. Okullar kapalı. Var mı şimdi? Bir sıkıntı yok. Zaten Ekonomi Bakanı'nda hiç sıkıntı yok. Nebati Bey yine anlatıyor ya. Biz diyor TÜİK'e diyor emir vermiyoruz diyor. Onlar zaten kendilerinden yapıyor. Zaten bu iş böyledir yani. Yukarıdan böyle bir rüzgar eser. Bütün herkes başına yer böyle. Buğday tarlası gibidir. Bütün bu bürokrasi. Yukarıdaki diyor ki böyle enflasyon olur mu diyor. TÜİK hemen bunun üzerine görev şey yapıyor. Diyor ki böyle enflasyon olur mu, şey olur mu? Ha bu arada mesela aşağıdaki Abu Dhabi'deki mesela diyor ki ya kardeşim ben dönemin başbakanından 5 milyon dolar rüşvet aldım. Ahanda bu müteahhit bana verdi. Parayı getirdi. Bu parayı şu hesaba yatırdım diyor. O hesaba yatırdığı adam diyor ki evet doğru söylüyor. Benim hesabıma yatırdı diyor. Kimseden çıt yok. Herkes ölü taklidi yapıyor böyle. Duydunuz mu? Yo. Abi rüşvet vermiş başbakan 5 milyon dolar. Kimle? Bir tane müteahhitle. Hangi müteahhitle? Bizim müteahhit işte ya. Herkesin müteahhiti. Hepimizin müteahhiti. Ya şu şey müteahhit ya var ya. Sen anladın onu. Zaten artık öyle kodlar var yani. Ya bari sembolik bir soruşturma açın yani. Hani tamam açın da öyle şey olsun yani. Şimdi Ankara'da aç mesela onu İstanbul'a yolladık dersin. Geçer bir 3 ay. Oradan dersin ki ya bir dakika bunun görev yeri burası değil. Dur oradan bir Muğla'ya yollayalım dersin. Bir 3 ay daha. Hani ne bileyim insanlara dostlar alışverişte görsün soruşturması olsun. O bile yok yani. Boş ver ya hiç. Abi işin ucu AK Parti'ye değiyorsa, dokunuyorsa anında soruşturma, anında yasak, anında bilmem ne. Ama ya dokunmuyorsa ya da olumsuz dokunuyorsa hiç yokmuş gibi davranıyoruz. Herkes ölü taklidi yapıyor. Ne kadar rahatız, ne kadar iyi. Birazdan sizleri acayip bir yere götüreceğim. Dün Muştu bizi sağ olsun kardeşimiz aldı gezdirdi Moskova sokaklarında. Diyeceksin ki daha dün Bodrum'daydın. Hangi ara Moskova'ya gittin? Kardeşim private jetimiz var yani. Kenan Taş taş mı yiyecek diye private jet aldık, özel jet aldık demeyeceğim. Almadık henüz. Henüz almadık ama inşallah o da olur diyelim. Ya Bodrum'da bir Moskova var ya. Küçük Moskova vardır ya Londra'ya gidersin. İşte Kuzey Londra'da küçük Türkiye vardır. New York'a gidersin. İşte New Jersey'ye gidersin böyle ya da Hamptons'a gidersin. Bir sürü Çorumlu mesela benzin bayi vardır. Artık burada Bodrum'da da bir tane Rus mahallesi oluşmuş durumda. Yemeğini yiyorsun, gece kulübüne gidiyorsun. Ruslar hizmet ediyor, şey yapıyor. Birazdan geleceğim ona ama şimdi durun da önemli konulardan bahsediyoruz. Hak diyoruz, hukuk diyoruz, yasaklar diyoruz. Diyoruz da ne oluyor abi? Ne oluyor ki yani? Ben burada konuşuyorum. Etki sıfır. Hiçbir şey değişmiyor. Bazen böyle kendim tek başıma 15.000 kişiyle dertleşir gibi buluyorum. Yani canlı yayında 15.000 kişi yoksa 200-300 bini buluyor bazı videolarımızın izlenirliliği. 15.000 deyip geçmeyin abi. 15.000 dediğin 3 tane aleyhine konser eder yani. Kalabalık olarak. Neyse geçen gün doktorlarla ilgili demiştim ki bakın ne demiştim? Daha bundan bir hafta önce dedim ya bunları. Çok uzun değil yani. Yıllar önceki bir videoyu işte bak 10 yıl önce yaptığımız bir video değil. Bak bir hafta önce ne demişim? Bir izleyelim. personeline saldırılar, katalog suçları alındı. Yani bunlar cinayet gibi ele alınacak ve anında tutuklanacak denildi. Fakat olmuyor kardeşim. Yasa çıktı, yine olmuyor yani. Anlamıyorum ben ya. Ben gerçekten bazen bu ya hukukun, adaletin hani geçtim terazisini, mekanizması nasıl çalışıyor anlamıyorum. Yine saldırı var. Özel bir tıpın acil merkezini basıyorlar. Şanlıurfa, Viranşehir'de ve de bir doktor saldırıya uğruyor. Adamlar yakalanıyor ve de kontrollü serbestlikle serbest bırakılıyorlar. Hani kardeşim ya bu yasa çıkmıştı. Hani çıkmıştı? Niye uygulanmıyor? Gerçekten aklım almıyor ya. Şimdi Fahrettin Koca bugün yine bir daha tweet atıyor. Diyor ki Urfa'dan yeni haber. Viranşehir'de özel bir tıp merkezinde yaşanan şiddet suçunun şüphelileri hakkında verilen adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılama kararına karşı Cumhuriyet Başsavcılığınca Asliye Ceza Mahkemesi'ne itiraz edilerek şüphelilerin tutuklanması talep edilmiştir. Ya Bekir Bey'e ben buradan Bekir Boğazdoğan'a bir ricada bulunacağım. Allah aşkına personelinize bu işin katalog suça girdiğini ve artık meclisten bir kanun çıktığını duyurun, eğitin, anlatın ya. Eski tas, eski hamam, eski düzen devam ediyor yani. Doktoru dövdüğüyle kalıyor. Doktor çıkmış diyor ki ben diyor şeyimi yakacağım diyor, diplomamı yakacağım diyor yani. Geçtim parasını pulunu, hangi doktoru tutabilirsiniz böyle bir sistemin içinde ya? Sonra haberleri okuyoruz. Doktorlar artık Almanca yırtmıştı adam. Bir doktoru buraya getiriyorsun. Sonra diyorsun ki abi tamam ya. Yok ya bir şey yok. Dövdüler onları, serbest bıraktılar. Kanun var. Yok ya serbest bıraktılar. Boş ver, ona önemli takma konu. Adam yırtmış ya. Yırtacağım dedi diyorum yani. Ben ne diyeyim ki şimdi? Şimdi Ebu Bekir Bey kusuruma bakmasın. Ben bunları geçen hafta söyledim yani. Yayın yasayla ilgili bir şey değil yani. Ne diyeyim şimdi bunun üzerine? Ahlanıp bahlanıyoruz yani. Bu bir iklim kardeşim. İklim, bunlar kopya cinayetler. Kopya şiddeti görüyoruz aslında yani. Adam diyor ki ya ben buna vurursam bir şey olmaz. Adam öldürsem ne olacak diyor. En fazla 10 yıl yatarım diyor. Var mı öldürüp de 30-40 yıl yatan? Yok abicim, 10 yıl yatarım diyor yani. Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı adlı bir vakıf kurmuşlar. Cinayete kurban giden doktorun iki kızının tüm eğitim masraflarını karşılayacaklarmış. Bir de burs fonu oluşturmuşlar. Şehit Doktor Ekrem Karakaya eğitim bursu diye. Oradan da destek olabilirsiniz diyorlar. Yani geldiğimiz noktaya bak artık yani, ölen doktorların çocuklarına bakalım diyorlar. Dün bir kalp cerrahı arkadaşım aradı yani. Ya sorma Cüneyt diyor yani. Ya doktorlar artık bunu vakayı adiyeden anlatıyorlar. Ya biliyor musun beni de abi işte o gün dövmüşlerdi. Ya bizim şehit geldi ya, bizi üçüncü dayak yediğimizi hatırlıyor musun? O zaman oldu falan. Böyle referanslar böyle oluyor yani. Niye? Yapanın yanına kar kalıyor. O yüzden ne diyeyim abi? Vallahi yılıyorum ya. Tam bir akıl tutulması. Şimdi doktorlar 2 gün iş bırakmışlar. Türk Tabipler Birliği kapatılsın diye hashtag açmışlar. Doktorları sayıp sövüyorlar. Şunu söyleyeceğim. Ya oğlum manyak mısınız ya? Gerçekten bak, dünyanın her yerine gidiyorum. Dünyayı dolaştım. Şu 32 yıllık meslek hayatımda. Görmediğim savaş kalmadı. Manyaklık kalmadı. Ama ben böyle bir şey görmedim. Doktor düşmanlığı nedir ya? Delirdiniz mi arkadaşlar Allah aşkına ya? Doktorları bu kadar düşmanlaştırdığın zaman yani... Ben bunu Alman'a anlatamıyorum, İngiliz'e anlatamıyorum. Diyorum ki my dear friends, in our country some people kill the doctors and böyle anlatıyorum. Adam diyor ki bakıyor bana. İngiliz bakıyor. Fransız kalıyor bütün bu duruma. Ya bunu işte bu hashtag'i açtığın zaman zannediyorsun ki A partisinin B partisinin trolü olarak maaşını hak ediyorsun. Ya hiç mi hastalanmayacaksın? Annen hastalanmayacak mı? Baban hastalanmayacak mı? Çoluğun çocuğun hastalanmayacak mı? Vallahi aklım almıyor ya. Şu anda yapabileceğiniz tek şey doktorların yanında olmak. Doktorları yani hepimiz böyle göğsümüzü gererek sağlık çalışanlarını savunmalıyız ya. Adam onu bırakmış Twitter'dan sallıyor. Bu doktorlar şöyle, bu doktorlar böyle. Yorum yazıyor ama o doktor kim bilir ne yapmış. Gerçekten ruh hastası bir ülkeye dönüştük yani. Delirdik. Deliriyoruz. Toplu bir delilik yaşıyoruz yani. Dünyanın hiçbirinde doktorlara, sağlık çalışanlarına bu kadar bir saldırı yoktur herhalde ya. Bir de avukat öldürülmüş. Onu da duydun mu Muştu? Sedat Peker Deli Çavuş hesabından bombalamaya devam ediyor. Hedefinde de Ertuğrul Özkök var. Ertuğrul Özkök'ü prim almakla suçluyor. Ertuğrul Özkök dedi ki ben prim almadım dedi. Bunun üzerine Sedat Peker de uzun bir tweet serisi açmış. Diyor ki primi açayım diyor. Kıymetli dostlarım diyor. Burada diyor yani ben sadece patronum olan Aydın Doğan'dan aldım deyip beni doğruluyor diyor. Ertuğrul Özkök ben almadım deyince bu primin ne olduğunu ortadan kayboluyor diyor. Prim nedir diyor biraz. Onu konuşalım diyor. Sen diyor Pulitzer'in en başarılı gazeteci ödülünü mü kazandığında prim alıyorsun diyor diye soruyor. Ve de bizim sulara giriyor biraz. Şimdi oralar bize ait. Sedat Peker'in dediği şeyler. Fakat bizde de bir omerta kuralı var, tamam mı? Her şeyi herkese anlatmıyoruz. Susuyoruz daha çok. Herkes her şeyi biliyor. Mesela Türkiye'de gazetecilik hiçbir zaman kolay değildi dediğim zaman bazen benim tepeme şu. Ne demek istiyorsun? Abi Allah Allah ne demek istiyorsun yani? Türkiye'de gazetecilik hiçbir zaman şey değil. Otorite sahibi kimse elinde sopasıyla gazete sahiplerini, gazetecileri düzeltmeye çalışıyordu yani. Bugün Silivri'ye atıyordu. Eskiden askeri mahkemede yargılıyorlardı. Hepsi başımıza geldi yani ayrı ayrı. Şimdi burada şimdi Ertuğrul Özkök diyor ki ya bu ben diyor ki bir tek Aydın Doğan'dan prim aldım. Sedat Peker de diyor ki sen prim aldın da işte bu yüzden prim aldın diyor. Bu işleri hallettiğin için aldın. Şimdi Ertuğrul Özkök'ü bir kenara koyalım. Ertuğrul Özkök yani yıllardır tanıdığımız, bildiğimiz, ilgiyle Türkiye'de takip edilen bir isim. O da uzun uzun cevap vermiş şeyde. Özellikle Mehmet Cengiz'de neden röportaj yaptığını anlatıyor falan. Mesela tabii Mehmet Cengiz'de röportaj yapması değildi ama onu da açıklık getirmeye çalışıyor. Başka bir şey konuşacağım. Bunu o şeyde bu polemiği Sedat Peker Ertuğrul Özkök polemiğinden çıkartmamız lazım. Ama biraz da yakın medya tarihimizde de hesaplaşmamız lazım. Sahi ben neden YouTube'da yayın yapıyorum? Yani ben inanın Amerika'dan geldim. Bana 2-3 yerden bayağı yöneticilik teklif edildi. Her gün gel prime time'da program yap denildi. Ne başka pozisyonlar düşünür müsün dedi. Ben hiçbirini istemedim. Birkaç iş adamı geldi. Televizyon kuralım dedi. Hatta anlattım. SBK aradı beni Sezgin Baran Korkmaz. Televizyon kuralım, kuruyorum. Sizle görüşmek istiyorum dedi. Görüşmedim bile. Gitmedim bile yani hani. Kahve içelim dedi. Ona bile gitmedim yani hani. Niye ben burada tek başıma işte Kenan Taş'la bu işleri yapmaya çalışıyoruz? Çünkü biz bu rezil medya sistemini gördük, yaşadık, bunun içinden geldik. Ve şimdi bunun eleştirisini yapıyoruz ve artık bunun bir parçası olmamaya çalışıyoruz. Hani diyoruz ya biz burada yeni bir şey kurmaya çalışıyoruz. Abiler şöyle bir kenara çekilin dediğimiz zaman işte Faruk Bildiriciler, Ümit Kıvanç gibi sevdiğimiz isimler diyorlar ki bir dakika siz ne kuruyorsunuz? Abi biz bu medya düzeninden çıkmaya çalışıyoruz işte. Bunu kurmaya çalışıyoruz. Neydi peki o eski medya düzeni? Şimdi Ertuğrul Özkök'ün şahsı için söylemiyorum ama yıllar boyunca medyanın içinde olan DNA'sını bilen, hatta oluşturan, hatta bu ilişkileri çok iyi bilen bir isim, tanık olan bir isim yani. Yani bir medya, yakın medya tarihinin kitabını yazarsan Ertuğrul Özkök çok iyi yazar. Değil mi? Ya da Zafer Mutlu da yazar. Çünkü ikisi de çok tanık oldular bu sisteme. Ve ikisinin şahsını da bir kenara koyuyorum. Ama biz şunu gördük Allah aşkına. İş takipçiliği yapan gazeteci görmedik mi? Sadece AK Parti'ye yakın diye köşe yazarı olan gazeteci görmedik mi? Bakanlarla ilişki kuracak diye yönetici olan gazeteci yönetici görmedik mi? Bunu hep beraber yaşamadık mı? Sedat Peker yalan mı söylüyor? Bu medya zamanında iş adamlarının, medya sahibi iş adamları gidip devlet ihaleleri almadılar mı? Alınan ihaleleri bozup bir daha girmediler mi? Bütün bunları yaparken de gazeteciler bunların elçisi, iş takipçisi gibi davranmadı mı, yaşamadı mı? Ey sevgili Ertuğrul Özkök söyle bana sen bunlara tanık oldun mu olmadın mı şimdi yani? Şahsında yaptı yapmadı demiyorum bak. Ama hepimiz bu çukurun içindeydik abicim ya. Şimdi bunu görmezden gelmeyelim. Bu gazeteciler primler almadı mı? Bu gazeteciler mevkiyle, arabayla, bilmem neyle evler alınmadı mı? Ödüllendirilmedi mi? Şimdi bunları hiç yokmuş gibi davranmayalım yani. İşte bizim kurmak istediğimiz düzende bu. Çünkü Türkiye'de medya bir dönem iş adamlarının oyuncağı oldu. Bir sopaya dönüştü. Gazeteciler de çatır çatır kullanıldı. Gönüllü olarak kendilerini kullandırdılar. 5 para etmeyen adamlar yönetici olarak başımıza geldi. Sadece iş takibi yaptığı için. İyi gazetecileri koltuklarından attılar. Sadece iş takibi yapan adamlar bakanlarla konuşsun, ekranlara çıksın almak istedikleri için. Bir medya kuruluşu değil, bütün medya kuruluşları böyleydi. Şimdi bunları yokmuş gibi davranıp abi hepimiz sütten çıktık ak kaşığız. Ben ak kaşığım, sen ak kaşıksın bilmem ne falan yapmayalım. En azından tanıklıklarımızla samimi olalım. Ha şunu da ama hakkını verelim. Şimdi Sedat Peker diyor ki sen ne yaptın da bu kadar prim aldın? Ya bir dönem en azından ben şuna razıyım. Bir iş adamı medyayı para kazanmak için kullanıyorsa, yani sadece medyadan para kazanmak için, bak ben onda bir sakınca görmüyorum. Hatta bu ne de olmuşsun, Rupert Murdoch diye bir adam var. Sadece medya işinde. Ben adamın bir asfalt ihalesine girdiğini bilmiyorum yani şeyde. Farklı ülkelerde değil mi? Gazeteleri var, televizyonları var. Giriyor orada. Reklam alıyor, işte oradan ne bileyim advertorial alıyor, bilmem ne alıyor. Para kazanıyor. Türkiye'de medya çok iyi para kazandı bir dönem. Çok çok iyi para kazandı. Yani ve bu primler de para kazandırdığı için verildi yani yöneticilere. Sedat Peker'in bilmediği bu. Ama Sedat Peker'in bildiği başka bir şey var. O da doğru, o da yanlış değil. Yani aslında burada hem Ertuğrul Özkök doğru söylüyor hem de Sedat Peker de doğru söylüyor. Yani Ertuğrul Özkök'ün söylediğiyle bu birbiriyle aslında çelişen şeyler değil. Ha belki bu Ertuğrul Özkök yapmıştır, yapmamıştır o kısmını bilmiyorum. Yani sektöre girip bu sektörden para kazanan iş adamları da var. Ama Allah aşkına hepimiz biliyoruz. Bu sektöre girip medyayı kullanan, gazeteciyi kimi zaman sopa gibi kullanıp politikacıyı döven, karşındaki iş adamının girdiği ihaleyi karalayan, iş adamını kötüleyen görmedik mi ya? Neler gördük ya? İşte ne yapıyoruz biz şu anda? Bak ben burada bir gazeteci olarak karşınızdayım. Kenan Taş da orada bir yapımcı gazeteci olarak karşınızda. Ben diyorum ki ya ben artık illallah dedim bu iş adamlarından. Çünkü bir süre sonra şöyle bir şey oldu. Aslında siyasetçiler de özellikle koalisyon dönemlerinde bu iş adamlarına muhtaçtılar. Niye? Bak hükümeti yıkıyorlardı. Hükümeti bakanlar seçiyorlardı. Şu bakan olsun, bu başbakan olsun. Böyle bir ortam vardı yani. Yani hala kurumlar ayaktaydı, şeydi. Ama sonrasında öyle bir ortam oldu ki artık bu gazetecilere ihtiyaç kalmadı. Niye? Çünkü bütün medyayı zaten bir parti ele geçirdi. Artık yani eskisi gibi o gazetecilerin işlevi bitti. Niye? Eskiden adam gidiyordu, o bakanı tanıyor. Oradan gidiyor abi işte bizim bilmem Danıştay'da işimiz var, şu dosya var, bu dosya var diyordu. Artık ona gerek kalmadı ki. Zaten medyanın sahibi yukarıda yani baktığınız zaman yani. O yüzden böyle bir ortam oluşmuş durumda. O yüzden biz YouTube'da bir yayın yapmaya çalışıyoruz. O yüzden biz burada diyoruz ki ya bir dakika işte biz gazetecilerin ne yazık ki iş adamı olması gerekiyor. Çünkü neden? İşte bir sürü şey yapıyorsun yani işte bu yayınları yapabilmemiz için, hayata geçirmemiz için bir iş adamının altına girmememiz gerekiyor. Çünkü girdiği zaman adamın ajandasına giriyorsun. Şimdi bir adam medyadan para kazanmakla para kazanmayı isteyerek medyayı kullanmak arasında büyük fark var. Sen eğer para kazanmak için medyayı kullanmak istediğin zaman o çok güzel bir kullanışlı bir araç var. Hele bir gönüllü gazeteciler de varsa içinde bu işi gönüllü yapacak. Hevesle böyle ortaya atılacak. Ya Ankara temsilcisi dediğiniz neydi? Allah aşkına ya. Ankara temsilcisi dediğiniz bu medyada yıllar boyunca iş takipçisiydi ya. Şimdi için söylemiyorum ama anlı şanlı biz kim ve Ankara temsilcilerin niye o koltuğa oturduğunu biliyorduk yani. İş adamlarının işini takip ediyordu. Bunları kimse söylemiyor. Sanki yokmuş gibi. Ha aralarında çok iyi gazeteciler var mıydı? Vardı. Bu işlere hiç bulaşmayanlar var mıydı? Vardı. Ama abi bütün bu adamlar da çok kilit noktalardaydı yani. O yüzden şimdi ben bir anda vay abicim bu Sedat Peker'in dediği her şey yanlış ya da şeyin dediği her şey doğru, Ertuğrul Özkök'ün dediği de her şey doğru anlamına gelmiyor ama ikisi de doğruları söylüyor ama birleştirdiğiniz zaman evet ikisi de doğruları söylüyor, ikisi de vardı. Hem para kazandıran gazeteciler gayet iyi prim aldılar ki haklarıdır. Hem de kimi gazeteciler de para kazandırdıkları için medyadan değil ama yani diğer işlerden gayet iyi paralar aldılar yani baktığınız zaman. Düzen. Haksız mıyım Kenan? Gel. Sen çok tabii tanık olmadı. Şimdi Ertuğrul Özkök diyor ki o dönem diyor Türkiye'de medyanın para kazandığı bir şeydi. Şimdi dünyada medya para kazandırıyor. Bakıyorsunuz Amerika'da bizim yaptığımız işi yapan insanlar milyon dolarlık sözleşmeler imzalıyorlar yani şeyde. Ama Türkiye'de artık bunun çok bir değeri yok. Yani baktığınızda niye? Çünkü gazetecilik bir değer şey değil ki. Bir değer şey yapmıyor. Muhabir dediğin adam en az parayı alan adam. Oysa en çok parayı alan adam muhabir olmalı yani. Amerika'da öyle baktığınız zaman. Türkiye'de artık gazetecilik dediğin şey açlık sınırında yapılan bir mesleğe dönüştü. O eski şatafat şey bitti yani. Evet Kenancığım. Ben konuşayım bununla ilgili. Boş ver, ne konuşacaksın bununla ilgili sen o dönem daha sen tarih bölümünde okuyordum ben. Benim anlattığım şeyler 90'lı yıllar, 2000'lerin başına kadar, ortası 2010'a kadar süreci anlatıyorum. 90'lı yıllarla 2010 arası. Evet. 20 yıl medyanın en şatafatlı şeyiydi yani. Özel televizyonlar patlıyor, gazeteler şey yapıyor, ansiklopedi savaşları, bin tane şey. Yani medya tarihinin en civcivli anı o zamandı yani hani. 80'li yıllarda da böyleydi Cüneyt Bey, biliyorsunuz medya patronlarının iktidarla ilişkilesi ve medyayı her dönem bir sopa olarak kullanması hem sizin döneminizde hem 80'li yıllarda hatta 70'li yıllarda da gazetecilerin iktidarla ilişkileri hep böyleydi Türkiye'de. O yüzden millet afallıyor. Ben buraya çıkıyorum mesela muhalefeti eleştiriyorum. Adam diyor ki sen niye muhalefeti eleştiriyorsun? Alışmamış çünkü, öyle bir şey görmemiş. İktidarı eleştiriyorum. Aha sen iktidara nasıl laf edersin, böyle şey yapıyor. Afallıyor çünkü bu şeyleri o kadar bir görmedi ki, bütün bunları alışkın değil ki. Acaba diyorum bunun şeyinde başka bir çıkar mı var, bir şey mi var yani? Oraya bakıyor, oraya yoruyor. Oysa öyle yapmıyoruz işte. Şimdi en son Kenan, biz canlı yayında demiştik ki %20 zam yapalım arkadaşlara ve de bütün herkese de örnek olsun. Bunu kapı arasında yapmayalım. Çünkü enflasyonda bizim arkadaşlarımız da eziliyor. Tamam, biz de çok kazanmıyoruz ama kazandığımızı bölüşelim. Ve de ne kadar imkanımız varsa verebildiğimiz kadar da insanların normal şartlarda yaşayacağı bir şey yapalım. Fakat sonrasında asgari ücrete geçtiğimiz günlerde yüzde kaç zam geldi? %30 zam geldi. %30. Şimdi biz ara zammı %20 yapmıştık. Burada bir eksik kaldık. Eskiden biz asgari ücrete bakmazdık ama ülke öyle bir noktaya geldi ki artık bizim çıpamız, mihenk taşımız, yani beyaz yakalıların da mihenk taşı asgari ücret oldu. Aslında bu var ya, bizim ülke olarak fakirliğimizin de bir, fakirleşmemizin de bir göstergesi. Çünkü asgari ücret dediğin şey en alttaki çalışma standartları. Yani ama o kadar hızlı bir enflasyon var ki artık herkes onu şey yapıyor, referans alıyor. Şimdi bizim de bir düzenleme yapmamız lazım o zaman. Yılbaşındaki maaşlara göre en az %30'a çıkmamız lazım. Çıkalım mı arkadaşlara? Tabii ki yani bize yakışan odur. Hatta daha üstüne çıkmalıyız. Bence de %35 yapalım en azından. %30'da kalmayalım yani. Bu da bir şey olsun. Hani yine örnek olsun diye ben özellikle şey yapıyorum. Bakın bizim yapman ne olacak? Ben Kenan'a söylerim. Kenan bir mail atar, herkese duyurur. Özel sektörde çalışan bütün kurumlara, başta medya kuruluşları olarak buradan sesleniyorum. Bu asgari ücret değişimini bir şekilde çalışanlarınıza siz de yansıtın. %30 çok az. %175 olan bir enflasyonda %30 çok sembolik bir şey yani. Hani hatta 2 ay sonrasında bile etkisinin sıfıra ineceği bir şey ama hiç yoktan iyidir en azından. Biz yapıyoruz. Sen de yapıyor musun Muştu? Kaç çalışan var sende? 80 kişi var. Hepsine otomatik %30 mecburen diyorsun, yapıyorsun. Mecburiyet yok da yani şey olarak yapıyorsun. Asgari ücreti zaten yapıyorsun. Diğerlerine aynı oranda yapıyorsun. Bak bu önemli yani. İyi, hadi arkadaşlar da buradan duymuş oldu bu. Hayırlı olsun tüm ekibimize. Hayırlı olsun arkadaşlara da. Umarım diğer başta medya kuruluşları olmak üzere herkese de örnek olur. Şimdi ya Kenan, Erman Toroğlu'nun bir tweetini gördüm. Ağzını bantlamış. Ne oluyor hocam ya, Erman Hoca ağzını bantlamış yani. Geçen gün biz Bahçeşehir Üniversitesi'nin maçı için İtalya'da uzun yıllar sonra Erman Hoca ile karşılaştık. Çok acayip bir imaj değişikliği yaşamış bir defa. Bak küpeleri duruyor mu? Küpeler, top, sakal falan. Şimdi de ağzına bir bant çekmiş. Ne oldu? Nedir? Birisi mi bantlamış, kendisi mi bantlamış ağzını? Şimdi biliyorsunuz aslında Z kuşağı da Erman Toroğlu'nu hiç bilmeyenler için de biz anlatalım. Erman Toroğlu Türkiye'deki iki bilinen hakemden birisi. Biri Ahmet Çakar, diğeri de Erman Toroğlu. Neden? Çünkü ikisi de hem hakemlik dönemlerinde hem de hakemlikten sonra futbolculuk yorumculuk kariyerleriyle herkesle polemiğe giren, polemiklerle kapışan, sanatçısından siyasetçisine, kulüp başkanından futbolcusuna farklı jargonlar yerleştiren bir isim Erman Toroğlu. Erman Toroğlu'nun son bir kitabı çıktı. Oynadım, oynattım. Şöyle ben göstereyim. Erman Toroğlu kitabı diye, bir Hamit Turhan imzalı. Erman Toroğlu tüm yaşadığı hikayeyi, hakemlik dönemleri, biliyorsunuz bir dönem Ankara Gücü'nde futbolda oynamıştı Erman Toroğlu. Güneşspor'da Ankara Gücü'nde futbol oynamıştı. Ondan sonra da bir dönemde şey yapmıştı. Kabzımal deniyor. Yani halde sebze meyve işi yapanlara kabzımal deniyor. Kabzımallık da yapmıştı. Onun haricinde reklamlarda oynadı. Erman Toroğlu popüler bir isim. Tabi bu kitap Erman Toroğlu'nun aslında kendi ağzından bugüne kadar yaşadığı her şeyi anlatıyor. Ama kitap adeta pimi çekilmiş bir bomba gibi. Özellikle bu polemikler bölümü var. Türkiye'de laf attı, dava açılan, dava açılmayan birçok konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuş. Şimdi Şenol Güneş bir dava açmış. Bir de kitabı toplatma de bu konu konuşulmasın demiş. O konu ne abi? Ben anlamadım. Sen okudun mu kitabı? Evet. Ben kitabı okudum. Olay şu. Biliyorsunuz Şenol Güneş hem A Milli Takım'da antrenörlük yaptı hem Türkiye'de farklı kulüplerde ve özellikle Türkiye'de 70'ler 80'lerde Trabzonspor'un çok iyi bir kalecisiydi. Uzun zaman gol yememe rekorları var Şenol Hoca'nın. Şimdi olay şu, mahkemeye taşınan ve kitabın toplatılması istenen olay şu, tane tane anlatayım. 76-77 yılı Trabzonspor 43 puanla şampiyon olacak. 14 maçı kazanıyorlar. İçerideki 14 maçı kazanıyorlar. Bir maçta Zonguldak Spor maçı. Zonguldak Spor'da küme düşecek iki takımdan bir tanesi. Erman Hoca'nın anlatımına göre Zonguldak Spor takımdaki futbolcularla anlaşıyor. Futbolcularla anlaşıyor ve diyor ki bu maçta berabere kalalım. O bana yetiyor. Eğer berabere kalırsak biz küme düşmeyeceğiz. Göztepe düşecek. Erman Hoca'nın iddiasına göre de Zonguldak Spor prim dağıtıyor. Ondan sonra şike yapıyorlar yani. Trabzonspor 76-77 yılları arasında şike yapıyor Zonguldak Spor'la. Oyuncuların haberi var bu şikeden. Ondan sonra tabii bunu nereden biliyor Erman Hoca? Necmi Perektli diye bir futbolcu var. Trabzonspor'un o dönem gol kralı. Ondan sonra takıma konuşma yapıyor. Hiçbiriniz işe yaramazsınız diye. Ahmet Suat Özcezci var, Trabzon efsanesi. Ona da diyor ki sen de mi bu işin içerisindesin diyor. Bu yaptığınız iş doğru değil, liyakatli değil, siz Trabzonspor'un adını lekeliyorsunuz diye o maça çıkmıyor. Necmi Perektli, Trabzonspor'un o dönemdeki gol kralı, 76-77'deki. Evet. Sonrasında şike gerçekleşiyor, maç 0-0 bitiyor, Zonguldak Spor kümede kalıyor ve iddiaya göre şike tabii. Evet, iddiaya göre. Evet. Bu Erman Toroğlu'nun iddiası yani şeyde. Şimdi Şenol Güneş de bunun konuşulmasından mı rahatsız? Evet. Şöyle bir konuşma geçiyor. İki tane farklı telefon görüşmesi gerçekleştiriyorlar. Diyor ki Şenol Güneş, ben gol yemedim arkadaş, nasıl bana şike yaptın diyorsun diye soruyor Erman Toroğlu'na. Erman Toroğlu da diyor ki gol yemene gerek yok, para almışsın diyor. Parayı niye aldınız diyor. Ondan sonra parayı niye aldınız sorsa Şenol Güneş cevap vermemiş. Erman Toroğlu'la yaptığı konuşmaya göre. Ondan sonra sen bunu yazıyorsun, ben mahkemeye vereceğim demiş Şenol Güneş'i. Ama bir şey diyeceğim ya. Şenol Güneş de haklı değil mi ya? Şimdi bir kalecinin şike yaptığını nasıl anlarsın? Gol yer değil mi yani? Gol yemiş. Doğru yani o da. Hani kardeşim şike olsa gol yiyeceğim. Gol yedim mi yemedim. Şike var mı? Para almışsın, o da tuhaf. Evet. Ya Laz fıkrası gibi vallahi ya. Bu nasıl şike, bu nasıl olay ya. Ama sanırım bir tek Trabzonspor'la da ilgili değil mi? Her takımla ilgili iddialar mı var yani? Bu tür iddialar mı var? Valla Erman Hoca'nın kitabı tamamen pimi çekilmiş bomba. Sadece Şenol Güneş dava açmış ama yani kitapta adı geçenlerle ilgili birkaç anekdot. Emre Belezoğlu'na o diyor Fethullahçı grubundan diyor. Bir anekdot şey yapmış 300 küsürüncü sayfasında. Sonra Şansal Büyükay'la Abdurrahim Albayrak'a laf atıyor. Onlar diyor her zaman diyor parayı severler diyor. Onlar diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor İstanbul'a geldiğinde sürekli diyor VIP'de bekliyorlarmış diyor. Bu da bir iddia. Sonrasında Fenerbahçe efsanesi Lefter Boluspor'da teknik direktörlük yaparken Lefter diyor şike yaptı diyor. Nasıl bildik diyor. Ben diyor yedek kulübesinde oturuyordum diyor. Bizim diyor Avni Hoca vardı diyor. Avni Hoca bağırdı Lefter'e. Ulan Lefter sen de böyle mi anlaştık? Hani diyor... Hani diyor maça yatacaktınız diyor. Lefter demiş ki ne yapayım işte söylüyorum anlamıyorlar diyor demiş. Bu da bir iddia Erman Toroğlu'nun iddiası. Abi acayip yani Erman Hoca'nın yani yani hepsini söylemenden korkuyorum şimdi başımız derde girecek diye. Var mı daha işte, böyle ilginç bir şey? Var 4 tane eski Galatasaraylı ile ilgili iddiası var. Orhan Ak, Okan, Küçük Hakan ve Arif'le ilgili. Arif biliyorsunuz zaten yurt dışında FETÖ'den dolayı. Ben diyor New York'a gidiyordum diyor. Bunlar diyor dördü diyor Pensilvanya'ya gidiyorlardı diyor. Böyle de bir iddiası var Erman Toroğlu'nun. Valla şey ne derler ona? Hoca'nın kitap tam ilginç kitap olma. Yani. Bu arada Erman Toroğlu'yla karşılaştık. Erman Hoca dedi ki ya Cüneyt'ciğim dedi bu YouTube işinden sen anlıyormuşsun dedi. Dedim konuşalım ne yapalım acaba? Bugün işte Erman Toroğlu da bir YouTuber olacak herhalde gördüğüm kadarıyla. Bu kadar iddiadan sonra iş bulması kolay olmayacak. Gel hocam gel. Kim olursan ol gel. YouTube'da hepinize yer var burada. Sevgili dostlar. Haksız mıyım? Peki Kenancığım. Sen artık arkadaşlar da duydular zam meselesinde. Umarım bu da örnek olur. Teşekkür ederim. Kendine iyi bak kardeşim. İyi yayınlar. Şimdi emniyet acayip operasyonlar gerçekleştirdi biliyorsunuz. Demir yumruk operasyonu gerçekleştirdi. Yüzlerce insan gözaltına alındı. Biraz önce bir görüntü gördüm. Böyle 90 kişilik bir yeraltı dünyasından bir grubu şey yapıyorlar. Otobüslere bindiriyorlar. Drone'la çekmişler artık. Vay be dedim yani hani vardır ya eller ters kelepçe şey. Tabii önemli olan kaç kişinin hani tutuklanacağı, davaların ne olacağı. Herkes en fazla 5 yıl yatacak onu biliyoruz yani. Hatta daha da erken çıkar yani hani bakıyorsunuz hadi. Bir de biliyorsunuz bir şey de olmuyor. Sedat Peker anlatıyor ya, rüşvet verdim diyor. Ya ona verdim diyor. O getirdi parayı diyor. Bu hesaba yatırdım diyor. Herkes anlatıyor. Doğru söylüyor. Evet benim hesaba yatırdı diyor. Oradan Sabahattin Önkü açmış. Bana anlattı başbakan aynen böyle olmuş diyor. Mehmet Cengiz'e soruyorsun. Ben bir şey bilmiyorum. Cevap yok diyor. Şimdilik bir şey söylemiyorum diyor. Savcılar da şey yapıyor. Yok abi, duydunuz mu siz? Var mı öyle bir şey? Yok ya o Abu Dhabi'den söylediyse geçersiz. Her şey ortada yani. Ay Allah'ım ya. Gerçekten acayip ya. Acayip kere acayip şeyler yani. Aferin bak. Adem Metan da diyor ki ben de YouTube ekibine %40 zam yapıyorum. Demek ki daha çok çalışmamız lazım diyor. İşte budur abiciğim. Haydi bakalım kardeşim. Herkese örnek olsun. Tabii biz YouTube'da yapıyoruz bunu. Çünkü bizim gönlümüz zengin sevgili Muştucuğum yani. Hani. Ama büyük kurumlar yapmıyorlar yani bakıyorsun. Çok böyle bir elleri gitmiyor yani. Biz gazeteciler para işinden anlamıyoruz herhalde. Bazen de öyle düşünüyorum. Şimdi en iyi arkadaşınız biliyorsunuz teknesi olan arkadaşınız. Ya da işte sizi alıp böyle gezdiren bir arkadaşınız. Muştu da sağ olsun burada oturuyor. Ama dün dedi ki ya dedi geçen gün dedi bir Rus lokantasına gittim giderim dedim. Ne Rus lokantası yani? Şeyde Bodrum'da. Ya Bodrum Yalıkavak marinanın içine getirsen o görüntüleri. Bir Rus mahallesi oluşmuş. Yani mahalle der ki Chanel'ler, Dior'lar böyle ultra lüks şeyler, Prada'lar, mağazalar var. Anlıyorsun. Gidiyorsun restorana. Garson Rus, müşteri Rus, aşçı Rus, her şey Rus. Ve de çıkıyorsun sonra böyle bir gece kulübü. Şimdi sesi yayınlayamıyorum ama bak bu Kenan Doğulu benzeri bir adam var dolanıyor ortada. Yani giriş acayip pahalı ve de böyle danslar yapan akrobatlar. Yine yani, ya gece kulübü diyeceğim ama biraz gece kulübü, biraz böyle nasıl diyeyim gazino, biraz pavyon demeyeyim de pavyon deyince ayıp olur yani hani. Ama ortamlar böyle yani. Böyle canlı müzik söylüyor. Dansçılar var şey yapıyor. Dedim birileri şampanya patlatıyor. Orada bir tane kadın gül atıyor. Gül satıyor falan. Orada nargile içiyorlar ya. Ne kadar tuhaf bir ortamdı yani hani. Ve bunlar diyoruz ya abi ekonomik kriz var bilmem ne var şu var bu var. Bütün bunlar Türkiye'de oluyor yani. Zaten tekneler dışarıda bilmem ne oldu. Yani eğer o biraz önce gösterdiğim yolu geçerseniz, geçebilirsiniz o trafikte. Bir de cebinizde hani bayağı bir para varsa, getir başka var mı görüntü? Bayağı bir para varsa da bunu getirme. Ya boşver bunu gördüler insanlar bu kulübü ne zaman görecek? Kim gidip de görecek yani? Muşlu olmasa ben gidemezdim. Sağ olsun o götürdü. Gelin dedi bir göstereyim size. Böyle baksanıza salıncaklar bilmem neler. Garsonlar dans ediyor. İşte bak burada bir tane şampanya açmışlar. Geliyor bilmem ne oluyor falan. Vallahi ben hayatımda en son Ankara'da bu pavyona gitmiştim. Yaş 19. Ankara bebesiyiz biz ya. Muştu bizi ne yaptın abicim ya? Böyle tuhaf ortamlarda yani gördük şey yaptık. Dedim ki vay anasına sayın seyirciler yani. Bu ne rezillik? Bunlar bizim ülkemizi gelip kirletmesinler. Maneviyata zarar veren pislikler demiş Merve Gül. Ya Merve Allah'ını seversen gitmezsin olur biter bırak zaten turist gelsin diye millet şey yapıyor yani duaya çıkmış durumda. Bir de şimdi sen gitmiyorsun zaten zaten Merve istesen de gidemezsin. Ben de gidemem yani. Sırf girişte yani bizim hani desen ki yani şimdi abi gidiyoruz oraya Ruslar işletiyor yanımızda şey götürmeyelim kartla gitmeyelim ne verelim Türk lirası verelim. Abi bavulla gitmen lazım. Gerçekten bir bavulla gitmen lazım yani. Gel Gülcü, getir bakayım şuradan 3 desteği al. Niye? Abi öyle. O da yani 100'lük 200'lük desteler veriyorsun ya. Şeylikli ya, 50'liklere falan girmiyorum. 20, 10 falan öyle rakamlar yok zaten. O para geçmiyor zaten orada yani. Hani adam zaten hesabı dolar olarak getiriyor. Hay Allah'ım. Muştucuğum çok teşekkür ederim ya. Sağ olasın yani. İstersen çekiliş yapalım 5 arkadaşımızı da. Şimdi katıl tuşuna basan 5 arkadaşımızı da Rus gece kulüplerinde ağırlayacağız. Abi bana böyle vaatlerle gel. Yoksa size kitap yollayacağım. Yok kupa yollayacağım falan. Zeytinyağı yollayacağım. Bu ne abi? Sizi Rus gece kulübüne götüreceğiz. Katıl tuşuna katılan. Sonra diyorlar ki bu kanal niye bu kadar izleniyor abi? Sen şimdi hangi kanalda böyle bir ortam var yani? Hangi kanalda şey diyorsun? Rus gece kulübüne götüren bir YouTuber var mı karşınızda? Anlar çekiliş yapıyor. iPhone verdim. Ben de veririm iPhone'u. Al vereyim benim iPhone'u yani. O diyor ki gel sen de geceleri akıyoruz yani. Onu diyeceksin. Ona bakıyorsun yani hani. Ankara'da da benim gittiğimde Ankara pavyonları böyle değildi. Biz daha yeni böyle üniversite 1'deyken gitmiştik. Korkarak gidiyorsun tabii yani. Acaba ne kadar soyulacağım diye gidiyorsun. Daha öyle esprili şey insanlar yok yani bizim zamanımızda. Zaten gidiş o gidiş. Bir daha da gidemedik. Evet, nerede kalmıştık? Rus gece kulüplerinde. Ulan ne program yapıyoruz ya. Aleyna Tilki'den başlayıp Rus gece kulüplerinden devam edip şeyden çıkıyoruz yani. Hani. İçişleri Bakanlığı Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunmuş. Böyle bir haber var. Savaş devam ediyor. MasterChef'te bir yarışmacı varmış. Ben seyretmedim ama birisi katılmış. Haber olmuş. Haber ne diyeceksin? Duydun mu? Sen de seyretmedin. Biz gece kulüplerinde gezdiğimiz için Muştucuğum görmemişsindir. Evet. Haber şu. MasterChef'e katılan yarışmacının telefonu yokmuş. Haber bu. Herkes şaşırmış. Aa, telefonu yok. Gerçekten. Abi ne kadar alıştık bazı şeylere. Evet abi, telefonu olmayabilir. Demişler ki arkadaşlarınla nasıl ilişki kuruyorsun? Arkadaşım da yok demiş. Kafası rahat. Şimdi benim gibi bir arkadaş olduğunu düşünsenize Muştu'nun. Muştu ne yapıyoruz bu akşam? Hadi bakalım cimcime, biraz daha şey yukarıya kaldıralım. En üste gittik artık. Daha pahalı bir yer yok herhalde gidip gidebileceğimiz yani. Hani. Evet. Telefonu yokmuş yani. Haber bu artık. Çağımızda telefonu olmamak haber. Ama aslında bu telefonlar da artık telefon değil abi. Fotoğraf makinesi gibi bir şey taşıyoruz yani. Hatta şimdi böyle moda var biliyor musun? Eskisinden şeye dönmüş. Telefon sadece Nokia'lar falan vardı ya, sadece telefonu açıyorsun. Telefon. SMS geliyor en fazla. Şimdi bunda ben açıyorum bunda. Navigasyonu açıyorum. Bilmem gideceğim rotayı çiziyorum falan. Bana hava durumunu veriyor. Bilmem neyi veriyor. Şu kadar adım attığında bu kadar. Kalbim şu kadar atıyor. Bilmem ne yapıyor. Can yoldaşı. Her şey bunda abi. Bankaya para yolla, para al. Efendim. Ben değil de işte dün girdi OnlyFans'a gir. Bak orada ne oluyor OnlyFans ortamlarında yani. Her şey telefonda bitiyor yani artık. Herkes işini cebinde taşıyor. En rahatı bu MasterChef'teki arkadaşı ben kutlarım yani. Mesela şey atıyorsun, mesaj atıyorsun. Karşındakinden dönüş yok. Bakmıyor telefonuna. Diyorum ki ulan adam ne kadar rahat ya. Ben 5 dakika bakmasam elim gidiyor böyle. Cık cık. Bir dakika elim gidiyor. Parmaklarımda mutasyon var. Şuramda şey fıtık oldu. Çık 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 çık. Hep sağa sola. Evet, Tinder'da öyle değil mi? Sağa atıyorsun, sola atıyorsun. Telefonu özledim ya. Peki Boris Johnson abi, kime dokunsak bir nazar değiyor mu diyeceğim. Biliyorsun en son Cumhurbaşkanı Erdoğan geldi, Boris Johnson'ı şöyle bir şey yaptı böyle omuzda. Ne haber genç yaptı. Adam yolcudur Abbas. Bağlasan durmaz. İngiltere'de hükümet yıkılıyor. Fakat ilginç bir şey oluyor. Genelde hükümeti muhalefet yıkar. Bu sefer hükümeti iktidardaki muhafazakarlar yıkıyor. Boris Johnson gitsin diye ardı ardına istifa ediyorlar. Hepsi. Bütün bakanlar. Hatta dün bir tane Milli Eğitim Bakanı atamış, o da istifa etmiş bugün. Ve de tek konu var, Boris Johnson gitsin, efendim biz şey yapalım. Bu iyi başbakan değil. Zaten bu saç modeliyle bunca yıl başbakanlık yapması bile bir mucizeydi. Çok nevi şahsına münasır bir adam. Ali Kemal'in torunu. Geçen gün Ali Kemal'le ilgili Yıldıray Oğur'un 3 yazısını okudum. 2016'da yazmış. 3 ayrı yazıda Ali Kemal'i anlatıyor. Şimdi Ali Kemal bizim resmi tarihten bildiğimiz hani vatan haini, işte şeye karşı, hani Mustafa Kemal Atatürk'e en büyük muhalefeti eden şey. Fakat Yıldıray Oğur Ali Kemal'in farklı bir portresini çıkartmış. Özünde şunu söylüyor. Diyor ki ya Ali Kemal aslında iddiatçılara karşıydı. Ve de iddiatçılara karşı olduğu için de Mustafa Kemal Atatürk'ün de işte bütün bu Kurtuluş Savaşı'nı bu iddiatçıların daha önceki maceralarından biri olarak okuyordu. Sonra aslında pişman oldu. Özür diledi, bilmem ne yaptı. Hatta işte İzmit'te öldürüldü, hani halk öldürdü diye bize tarih, resmi tarih kitaplarında anlatılır ama bunun da aslında işte o dönem oradaki bir komutan tarafından organize edildiğini iddia ediyor Yıldıray orada. Ama Ali Kemal'in de ne kadar maceralı bir hayatı varmış. Zaten yani herhalde şu 1900'den bu yana baktığımız zaman en hareketli yıllar 1900 ile 1920 arası. Yani Türkiye'de siyaset yapmak, politika yapmak, asker olmak, Osmanlı'da yani hani Anadolu coğrafyasında diyeyim. Yani sonunu düşünen kahraman olmaz gibi bir şeydi. Şimdi biz uzun bir süre geçtiğimiz 3 yıl önce sanırım yazları biz burada yan gelip şezlongda yatmıyoruz yani. Bodrum'a geliyoruz da oturuyoruz, çalışıyoruz, projeler üretiyoruz. İşte gece kulüplerini geziyoruz. Ya gazeteci olarak geziyoruz Allah'ım. Ne oluyor? Ben de gitmesem bu görüntüleri görecek misin? Rüyanda göremezsin. Kim çekecek de gidecek de yapacak yani. Şey için geziyoruz. Sizin için geziyoruz, çalışıyoruz yani. Neyse işte öyle 3 yıl önce de çalıştık. İzzettin Çalışlar'la bir Mustafa Kemal portresi çalıştık. Bir Mustafa Kemal filmi çeker miyiz diye. Bayağı işte o Mustafa Kemal'in işte ilk İzzettin Çalışlar'da İzzettin Çalışlar'ın torunu. General, Orgeneral İzzettin Çalışlar'ın torunu bizim belgesel ekibimizin de en önemli isimlerinden bir tanesi. Metin yazarı, araştırmacısı. Onunla biraz okumalar yaptık ama sadece okuduk yani. Hani bizde hep genelde Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Atatürk hikayesi anlatılıyor. Oysa Kurtuluş Savaşı'ndan önce çok daha ilginç bir hikaye var orada. Ve bir tek Mustafa Kemal Atatürk'ün değil yani iddiatçıların da yani. Cemal Paşa'nın hikayesi, Talat Paşa'nın hikayesi ya olumlu olumsuz. Yani illa hani iyi yaptılar, doğru yaptılar, bu haklıydı, haksız anlamında değil ama abi James Bond hikayeleri gibi. Gidiyorlar orada gizli örgütler kuruluyor, başbakan oluyorlar, bütün o imparatorluğun seyrinde işliyor, savaşa sokuyor, dünya savaşına sokuyor, çıkıyor, sürgündeler, gidiyorlar. Ya o dönemin gazetecisi de öyle. Ali Kemal bir geliyor, hükümet hafifliyor, geliyor saraya adına gidiyor, serve katılıyor, oradan geliyor, sürgün oluyor, Paris'e gidiyor, Londra'da evleniyor, çocuklar var, 3 tane çocuk oluyor, geliyor Cenevre'ye gidiyor. Abi ne hikaye yani? Bence 1900 ile 1920 arasında Anadolu coğrafyasında İstanbul'da yaşamak bence çok hareketliydi, siyasetçisiyle, gazetecisiyle. Bir de bu dönem işte gördüğünüz gibi ikisinde de sonunu düşünen kahraman olmuyor yani. Ne olduğu belli değil, bakıyorsun Londra'da yaşıyor, gidiyor Amerika'da, sen Amerika'da değil miydin falan böyle şeyler. Atatürk'ün hikayesi de yani baktığınız zaman Atatürk'ü Atatürk yapan aslında o dönem yani. Atatürk'ü Atatürk yapan bizim film şöyle düşünmüştük biz yani. Hadi anlatayım nasıl olsa çekemiyoruz yani. Çektirmiyorlar, bir de öyle bir şey var. Mustafa Kemal filmi çekeceğiz diyorum, çektirmezler diyor. Ulan diyorum Atatürk'ün hikayesi yani Mustafa Kemal filmi niye çektirmesinler ki? Ülkenin kurucusu çektirmezler abi dediler. Şimdi herhalde birisi çekiyormuş, kim çekiyor bilmiyorum ama bu dijital şeylerden bir tanesi. Yani Atatürk, Mustafa Kemal'in Kurtuluş Savaşı dediğin ya da sonrasındaki devrimler dediğin asıl o tarihlerdeki Mustafa Kemal'in yaşantısından gelen bir şey. Yani Kurtuluş Savaşı bir günde abi ben çıktım bandırma gemisine bindim gittim işte hemen örgütledim savaşı yaptım değil ki ya adam savaşmadığı cephe yok. 4-5 ayrı cephede savaşıyor, örgütlüyor, yapıyor, isyanları bastırıyor. Bütün hikaye oradan çıkıyor zaten yani Mustafa Kemal. Atatürk olduğu noktaya giden nokta zaten geçmişin de orasını tabii biz de resmi tarihte biraz diye geçiyoruz yani çok fazla konuşulmuyor. Niye? Şimdi Osmanlı'ya takılmayalım bilmem ne yapmayalım diye olmuyor yani. Ne demiştik? Boris Johnson da Ali Kemal'in torunu ve o da işte şu anda Tarzan zorda İngiltere'de. Direndi ve bugün kendisi istifa edeceğini duyurdu. Ama istifa etse bile yeni bir dönem herhalde Eylül-Ekim'e kadar da başbakanlık koltuğunda oturacak ama artık bu saatten sonra durmasına imkan yok. Benim çözemediğim şu, siz çözdünüz mü? Neden bu istifalar bir anda başladı? Onu çözemedim. Sen takip edebildin mi? Onu var mı aranızda takip eden? Neden şimdi hani? Bakıyorum şu anda YouTube yorumlarda. Londra'dan izleyen birisi var mı? Tamam, anladım yani. Bir muhafazakarların için işte Partygate bilmem neydi, bir huzursuzluk vardı da ne oldu da bir anda böyle bir tetiklendi, herkes bir anda istifaya gitti. O kısmında şeyim hani tam çözemedim. Orayı anlamaya çalışıyorum. Bakayım. Kimse istemiyor diyor Londra'dan Mustafa Değirmenci. Düğmeye basıldı diyor. Kim bastı abi? Hadi burada Bill Gates mi bastı? Şey mi bastı yani hani? Başka bir şey var. London'dan selam, Londra'dayım ama tek izlediğim haber kanalı burası diyor Yunus Eren Güzel. Kardeşim güzelliğin bu işte yani hani. Başka hiç oradan da bir şey yok. Dış güçler Cüneyt Bey diyor Murat Bayram. Yine büyük oyunu çözdü yani Murat Bayram. Ey gidi Murat Bayram hey. Hey hey. Evet Muştu, bugün hiç sesin soluğun çıkmıyor ya. Hiç şey yapmıyorsun, yorumlarda bulunmuyorsun yani. Yani. Akşamdan kalma. Şimdi Muştu'ya dedim ki ya tabii ki Muştu'nun da bir görüntüsü var, dans ettiği görüntü. Dedim ki ya onu yayınlayalım mı? Dedi ki ya yayınlamayalım. Ben dedi siyasete gireceğim dedi. Ben dedim ki Kenan'a bu görüntüyü saklayayım. Siyasete girdiği zaman yayınlarız. Büyük düşün. Yani şey yapmayalım abi. Şimdi araya gümbürtüye gitmesin. Şimdi merak ediyorsunuz. Kim ulan bu Ali Hakan Muştu? Duruyor arkada bir adam var böyle. Cüneyt dönüyor arasını onu anlatıyor falan. Yakında fan kulübün kurulur yani. Hepimiz Ali Hakan Muştu'yuz der birileri yani. Hani. Amazon Londra'da elektrikli kargo bisikleti filosu kurmuş. Zaten kurmak zorunda. Bu arada Fahrettin Koca'nın bir görüntüsü elime ulaştı. Fotoğrafı öldürülen doktorun cenazesinde sanırım ailesiyle Cumhurbaşkanı konuşmuş. Telefonla konuşmuş. Onun görüntüsünü şu anda ben görüyorum ama bir tek bizde var anladığım kadarıyla. Fahrettin Koca da acılı ailenin yanında şu anda. Allah rahmet eylesin, ne diyelim. Amazon Londra'da böyle bir şey kurmuş. Kurmuş da ne olmuş? Elektrik filosu. Kurmak zorunda zaten biraz. Hatta yani Londra bizim ülke gibi bir ülke değil ama İngiltere. Ya şöyle bir ülke ya. Düşünebiliyor musunuz? Bütün kaldırım taşları yükseklikte. Allah Allah. Ben gitmiştim, şok olmuştum. Yani. Vay be, kaldırım taşları bak. Güney Londra'ya gidiyorsun. Hani daha fakir o zamanlar. Ama bakıyorsun kırmızı ışın olduğu yerde kaldırım taşı alçalıyor. Hani engelliler de geçebilsin diye. Sonra aynı yükseklikte devam ediyor. Şimdi bizde öyle değil ki abi. Bizde her şey ya, belediyeye bağlı yani. Getir şu Yalıkavak yolunu. Bak kimse bakmıyor. Şimdi buradaki adam düşünsene abi. Ana arteri kazmış gitmiş bırakmış. Sorsan adama ne yaptın diye, ben döşedim der yani. Döşemiş gerçekten adam yani. Bak müteahhiti tebrik etmek lazım abi. Müteahhitin dediği olur derken bak yapmış gitmiş öyle. Ha sen şimdi o yollarda şey yapacaksın, bekleyeceksin, uzun şey yapacaksın, giremeyeceksin, kilometrelerce kuyruk oluşacak. Abi adama ne ki? Soran yok, hesap soran yok, sorumluluk yok. Ya ona değil, belediye başkanının ne ki? Söylüyorsun. Ahmet Aras şimdi iyi niyetle arıyor beni. Diyor ki dayağı biz yiyoruz diyor. Ben yapmıyorum diyor orayı. Abi kime soralım? Söyleyin şimdi valla. Bu yolları kime soracağız yani? Bir de böyle küçük detayları biz önemsemiyoruz ya. Dün bir koyda oturuyoruz böyle. Böyle püfür püfür esiyor, tamam mı? Halk plajı var. Yanında böyle daha böyle bir şey havalı bir plaj var. Tekneler gelmişler. İnsanlar işte büyük tekne var, küçük tekne var, gezi tekneleri gelmiş. Yabancılar var. Çoluk çocuk denize giriyor. Diyorsun ki ne kadar güzel bak, ne kadar güzel bir ülkemiz var. Turistler var hani şu dönemde. İşte oğlan yüzüyor falan. Bir tane maganda geliyor, tamam mı? jet ski denen bir maganda aleti var biliyorsunuz. Bu jet ski'yi, yani çok ağır espriler de yapabilirim de yapmayayım yani, hani şeyde Ebu Bekir Bey kılıcıyla sizi izliyordur şimdi, şey olmasın yani, aramızda tatsızlık olmasın şimdi. Genelde yani kafası çok çalışmayanların eğlence amacıyla bindiği, normal şartlarda yani 50 kiloluk falan bir alet. Ve bu adamlar koyun içine girip yarışıyorlar böyle. Birbirleri yarışıyorlar. Çocuklar yüzüyor yani hani. Ve daha önce de aynı koyda bayağı bir yaralananlar olmuş adam. Düşünsene, yüzmeye gidiyorsun. Bir tane adam geliyor sana devasa 50 kiloluk 100 kiloluk bir aletle çarpıyor ve ölüyorsun. Çocuğun ölüyor falan yani. Böyle bir şeyden bahsediyoruz. Ben de sahil güvenliği aradım sorumlu vatandaş olarak yani. Dedim ki yoksa adamla kavga edeceksin zaten. Ya kardeşim şuraya ne yapıyorsun, bak çocuk yüzüyor dediğin zaman ne diye bir şey oluyor yani bir anda. Sen ne diyorsun? Bir anda şey oluyorsun. Katil oluyorsun. 5 yıl yatıp çıkıyorsun. 10 yıl yatıp çıkıyorsun. Şey. Neyse. Sahil güvenlikte gelmedi. Bekledim yarım saat, bir saat, iki saat. Gelen yok, giden yok, arayan da yok. Aradılar, neredesiniz? İşte dedim şu koydayız. Sonra tweet attım. Dedim ki ya dedim şu jet ski şey ya, sahil güvenliğinin ihbar hattı var, çalışmıyor yani. Söylüyorsunuz gelmiyor diye. Onlarca şey geldi. Lan senin derdine bilmem ne yapayım. Küfrediyor bana. Başka dert mi yok? Bilmem ne mi yok? Ya evet, ben böyle şeyleri dert ediyorum ya. Ya bunlar küçük şeyler belki hayata dair. Evet abi, ben kaldırım taşının yüksekliğini dert ediyorum. Evet, bu yolların sahibinin sorumlusunun olmamasını dert ediyorum. Evet, bir koyda insanların böylesine maganda bir şekilde, tehlikeli bir şekilde girmesini dert ediyorum abi. Bak sen de çevrendeki böyle küçük şeyleri dert et. Hep beraber böyle küçük şeyleri dert etsek belki de daha büyük bir resimde, daha iyi bir ülkede yaşıyor olacağız yani. Evet abi, ben dert ediyorum. Girdiğim bir lokantaya gidiyoruz. Garsonun arkadaş geliyor. Herkese yemek soruyor, erkeklere. Kadınların suratına bakmıyor. Dert ediyorum bunu yani. Üzülüyorum orada. Eşim için üzülüyorum. Arkadaşım için üzülüyorum. Neden diyorum şey yapmıyorsun yani. Birisi bir kabalık yapıyor. Magandalık yapıyor. Özür dilemiyor. Ben bunu dert ediyorum. Ya diyorum niye özür dilemiyorsun yani? Niye teşekkür etmiyorsun bu şeyden? Ve ben çocuklarıma da bunu dert etmelerini istiyorum ya. Maviye özellikle diyorum bak oğlum teşekkür et. Özür dile. Bilmem ne yap. Bunları öğretiyorum yani. Yani illa her derdi yani, ulan senin derdini jet ski'yim diyorsun ya yani hani. Ya bırak ben de jet ski'yi kafama takayım abi. Sen de ne bileyim çekirdek çitleyip parka atanları kafana tak mesela. Ara belediyelik ya niye temizlemiyorsunuz de. Sonra sahil güvenlik aradı. Dedi ki ya Cüneyt, beni de tanımıyorlar bu arada. Ben şey demedim. Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz? Vatandaş olarak aradım yani gerçekten. Dedi ki ya biz Kardak'tan geliyoruz. İşte bugün çok ihbar vardı, onları değerlendiriyoruz. Dedim artık gelmeyin, adamlar gezdiler, gittiler, geçtiler, gittiler yani şeyde. Neyse biz dedi onları buluruz dedi. Ben onları yakalarım falan dedi. Tamam dedim ben de yani şey yapmadım ama şuna üzülüyorum yani hani abi bir şeyleri de dert etmemiz gerekiyor herhalde ya, değil mi Muştu yani hani. Hayatta böyle geçer mi ya? Bu kadar yani şey gibi hani. Vardır ya, gidersin köy evine, bazı köy evlerine. Şimdi o köy evleri bak, ben Ant Dağları'na gittim Arjantin'de. Dedim ki ulan bazı köy evleri aynıymış yani. İster Türkiye'de olsun ister. Dağın, dünyanın en güzel yeri. Ağaçlar, orada inek geziyor. Lady şey var, Heidi var orada. Sevgilisi neydi? Roddy. Peter var. Orada böyle gayet çok güzel şey var ya, bizde de öyle mesela. Giresun'a gidiyorsun abi. Dağlar ne kadar güzel, şahane ortam bulan diyorsun. Memleketimiz nasıl, toprağı öpüyorsun falan. Sonra başını kaldırıyorsun. Adam oraya 3 katlı bir tane gecekondu ev yapmış. Sıvasını yapmamış. Ve orada hayatını tüketiyor yani. Sıva çok bir para değil ki yani. O evi yapan bir sıvasını da yapar yani. O tuğlaya bakmaz yani. Çünkü bakıyorsun dünyanın en güzel manzarası, dönüyorsun. Bu ne diyorsun? Ant Dağları'na gittim, aynı şey. Diyorum ya Heidi, Peter, Bahçe, evin içine bir girdik, her şey pislik içinde. Diyorum ki demek ki bazı şeyler değişmiyor yani. Havasından, suyundan değil yani, memleketinden. Coğrafya kadar değil yani. Bu tarz yaşam bir kadar yani. Neyse ya, kafanızı çok ütüledim. Kusuruma bakmayın. Bazen ben de böyle şey yapıyorum. Yaşlı şeyler gibi oluyorum yani. Yaşlanıyoruz herhalde. O yüzden mi bunları kafaya takıyorum? Peki Boris Johnson neden gidiyormuş? Kenan'ın iddiası enflasyon götürüyor diyor. Boş tencere götürüyor diyor. Kenan'ın yalancısıyım vallahi, bilmiyorum. Peki bugün de yeterince kafanızı ütülediysem Ver elini. Nereye gidiyoruz Muştu? Rus kahvesi içmeye gidelim yani bugün de. Yakında Rusça öğreneceğiz abi. Bodrum'da iletişim kuramıyorsun. Garson geliyor. Ürünüm diyor. Sen bakıyorsun falan. I am Turkish. Turkish. I'm from Turkey diyorum ben. Okey kardeş diyor yani. Önemli değil. Sen de yabancı değilmişsin diyor falan. Peki o zaman yarın saat 12'de bayram öncesi son programda buluşmak üzere. Kalın sağlıcakla.